Herkese merhaba. Bugünkü konuğum Murat Erdör. Kendisi Büyük Azaltı'nın kurucusu. Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? 10 numara, 5 yıldız. Süper, harikasın valla. Tişörtün de yakıyor. Abi 1907. Süper. Bugün takıldı tişörtü, o yüzden güle güle kullan. abi bugün bugün aslında online canlı yayınları konuşmak istiyorum. Sen de bunu zaten çok sık yapıyorsun içeriklerinde, programlarında. Benim de aslında öğrenmek istediğim çok konu var bununla ilgili. Ve sana bunları sormak istiyorum izin olursa. Lütfen. Peki o zaman sırasıyla başlıyorum. Abi online canlı yayınlar markalar ve bireyler için neden önemlidir sence? Şimdi özellikle B2B iş yapan markalar çok fazla görünür olamıyor. Sosyal medyaya reklam verse de tüketicinin dikkatini çekemiyor. Diğer firmaların dikkatini çekemiyor. Biz diyoruz ki B2B markalara farklı bir şey yapmanız lazım. Sizin adınıza birisi sizin için konuşması lazım. Vermek istediğiniz mesaj neyse onu anlatması lazım. Ve o mesajları işte bu canlı yayınlarda aktarırsan ve doğru kitle aktarırsan iyi sonuçlar alırsın diyoruz. Ve ben işte uzun yıllardır birçok markanın, büyük markaların canlı yayınlarını yapıyorum. Online canlı yayınlarını ve o vermek istediği mesajları verirken aynı zamanda onları konumlandırmaya çalışıyorum. Yani kimisi pazarlamada konumlanmak istiyor. Pazarlama sohbetleri yapıyoruz abi. Kimisi e-ticaret diyor. E-ticaret sohbetleri yapıyoruz değil mi? Kimisi diyor ki ben ihracatı sahipleniyorum. İhracat sohbetleri yapıyoruz. Bir de markanın başı yani X ihracat sohbetleri olunca marka daha fazla görünür oluyor. Özdeşleşmiş oluyor ve bir de her kanaldan döndüğü için ve dijital iz olduğu için de insanlar o markayı tanımış oluyor. Süper. Gördüğü dedin o kelimeyi aldım. İkinci soruyu da bununla bağlamak istiyorum. Sence online canlı yayınları arttırmak için, izleyiciyi arttırmak için neler yapmalıyız? Bir kere çok önemli birkaç şey var. Bir, her kanaldan duyurmak gerekiyor. Ama bence konu başlığı ve konuk iyi olması lazım. Ya ben mesela işte haftada 2-3 tane canlı yayın yapıyorum. Bir sürü markayla çalışıyorum. Konu başkanı çalışıyorum. Konukları gerçekten araştırıyorum. Yani konuklar var. Şimdi herkes işte X, Y, Z konuğa gidiyor. Çok bilinen. Ben bakıyorum abi onlara. YouTube'daki videosu varsa iyi konuşuyor mu? Çünkü bazen çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Çünkü akmayabiliyor, durabiliyor. O yüzden de o çok önemli. Konu başlığı önemli. Soruları hazırlarım tek tek. Gündemdeki sorulara bakarım. Duyururken de derim ki bak bunları konuşacağız. Yani böyle 10 tane soru yazmıyorum da yani 3-4 tane başlık. İzleyici zaten onları duyunca yani evet gelip gelmeme karar veriyor. O yüzden iyi duyurman lazım. Yani her kanaldan ziyade iyi anlatman lazım. Biz bunu konuşacağız arkadaş. İlgini çekiyorsa gel. Zaten ilgilenen geliyor abi. Süper. Şimdi konuktan bahsediyorsun, izleyiciden bahsediyorsun. Bir de canlı yayın malum çok kazaya sebebiyet olabiliyor. Biz şu an banttan çekiyoruz malum. Sence görüntü ve ses kalitesi buna nasıl dikkat etmeliyiz? Ya bir kere gün ışığı, yani siz buradaki dostlarımız çok profesyoneller ama benden daha iyi biliyorlar ama gün ışığı çok çok değerli. Yani o gün ışığını almak. Ama ben aynı zamanda gün ışığının yanı sıra böyle sizdeki kadar profesyonel olması da ufak tefek ışıklarla o ortamı daha canlı hale getiriyorum. Profesyonel bir kamera koydum. Kamera hani yakın çekim de olsa daha iyi gösteriyor, şey yapıyor. Bir de bence yani çekimi abi insan faktörü ya. Yani çekim güzel yapan insanların akışı. Ben mesela canlı yayın bir saat tamam mı? Görmüyorsun. Tutmak da zor. Yani fizik etkinlik gibi bakamazsın değil. Bakamazsın ki. Şimdi ben orada evet arkadaşlar nereden katılıyorsunuz diyorum. Var mı Ankara'dan katılan? İşte ben var mı? Yani her İnteraktif dakika bir... yapmak lazım. Aynen. İçe çekmek lazım. Millet de abi sanki herkesin de konuşası mı var? Ne? Herkes yazıyor abi. Ben Ankara'dan, ben Bursa'dan. Konuyla alakalı diyorum ki mesela e-ticaretle alakalı bir konu mu? Aramızda e-ticaret yapan var mı? Ve markasını yazsın diyorum. Şimdi birisi yazıyor. Atıyorum bilmemne.com deyince herkes başlıyor yazmaya tamam mı? Beni de söyle diye. Şimdi o zaman bir şey oluyor. O zaman birine takılıyorum diyor ki ayrılın diyorum. Siz diyorum ne satıyorsunuz diyorum. Web sayfanız neye üzerine falan. Böyle bir İnteraktif gidince... İşin sırrı içeri çekmek aslında. Abi öyle çünkü yani sıkılır adam ya. Bir de mesela böyle şey atlamak lazım. Yani ben hep insanı özne olarak düşünüyorum. Yani e-ticaret, pazarlama tamam konuşalım da abi. İnsanlar bizi izliyor, sıkmamak lazım. İki böyle magazin konuşacaksın. Yani millet diyor ki ne konuşacaksın abi. Yani magazinden kastım şu. Onu e-ticaretle bir şekilde bağdaştırarak hikayeler anlat. Doğru. Soru sor.
Tüketiciye soru sor, bizi izleyen soru sor. Oo, LinkedIn'den bugün amma izleyen var. Çünkü ben aynı anda LinkedIn, YouTube, Twitter, Twitch, yani Facebook... İzliyorum yani. Her yerden. Şimdi ya bugün LinkedIn'ciler çok fazlaymış ya diyorum. YouTube'cu arkadaşlar daha az. Ne oluyor ya falan filan. Yani böyle izleyen diyor ki abi nasıl geçti anlamadık diyor işte. Bunu yapınca o zaman hareketli oluyor ve adam bir dahaki sefer yine geliyor. Bir de tabii şu da önemli. Biz önce bir kayıt açıyoruz. Kayıtta insanların yani maillerini alıyoruz. Hatırlatma maili gönderiyoruz. Mutlaka. Yayından önce de gönderiyorum bir saat kala. Bir saat sonra görüşüyoruz falan. Yani çünkü sadece YouTube linki ya da LinkedIn linkini paylaşınca o çok şey olmuyor. Atlayabiliyor insanlar. Çünkü 1000 tane şey var. Doğru. O yüzden datayı almak çok değerli. Hatırlatmak anlamında. Aslında şey diyorsun. Öncesinde hazırlanmak lazım. %100. Çalışmak lazım. %100. Evi hatırlatmak lazım. Ondan sonra zaten oyuna çekmek lazım. Aynen. Peki aslında tavsiyelerden bahsettim ama benim son sorumda tavsiyeler üzerindeydi. Ekstra bunların dışında eklemek istediğin bir şey var mı abi? Ya şöyle bir şey oluyor. Samimiyet çok değerli. Ya mesela geçen bir şey oldu. Konuk dedi ki bana, ya Murat Bey dedi, kargo gelebilir dedi ve çok önemli bir kargo. Dedim ki, Leyla Hanım dedim, hiç önemli değil. Biz dedim, insanı odaklandık yani. Çalarsa lütfen gidin dedim. Ve yayın esnasında geldi. Ya Murat Bey de çok özür dilerim, benim kargo geldi, açmam lazım. Tamam dedim, gitti. Aa ben bir dakika orada hikaye, fıkra, kadın geldi. Ya Murat Bey ne anlatıyorsunuz ya dedim, biz dedim. Abi şimdi insanlar bunu görünce diyor ki, ya ne kadar samimi bir ortam. Ya samimiyeti atlamayalım. Doğru. Ya moda mod yapmayalım. Sohbet edelim. Şu an olduğu gibi. Yani anladın mı? Ve insanı sevmekle başlayış. Ben insanları çok seviyorum. Dinlemeyi de seviyorum. Başla. Çünkü o seni dinliyorum. Bir şey öğreniyorum. Ondan sonra başka yerde onu satıyorum tırnak içerisinde. Adam diyor ki ne kadar bilgili. Çünkü bu işin işte en uzman konusu adamı Emrah dinlemişim. Tamam mı? Ondan onu almışım. Çünkü doğru bilgi alıyorum. Bu doğru bilgi alınca da başka yerde paylaşıyorum. Bu bilgiler büyüyor. Bir de yani bilgi paylaşmak çok keyifli bir şey. Yani ben de söylüyorum her zaman. Paylaşmak, her şeyimizi paylaşalım. Bilgimizi paylaşalım, sevgimizi paylaşalım. Her şeyi paylaşmak çok değerli. O yüzden bilgi paylaşmak güzel. Süper. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün Murat abiyle online canlı yayınları ve süreçleri konuştuk. Kendisine teşekkür ederim. Ekstra ekleyeceğim bir şey var mı abi? Her şeyi konuştuk. Peki. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.